Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Videomuza hemen girişte aşağıdan beğen butonuna basarak destek vermeyi sakın ihmal etmeyin. Sonra arkanızdan ağlar. Ben de susturamam. Hem size yazık olur hem videoya yazık olur. Ayrıca maç başlayana kadar 26.200 yaparsak inşallah o maçı da kazanacağız. Ya bizde totem motem yok. Dua ediyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanacağız diyor. Daha, yani daha ne dememiz lazım? Unutabiliyor muyum? Ee, o yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Bugün hararetli bir gün. Önce şunu belirteyim. Bazı arkadaşlar da yorumlarda akılları sıra. Yani minik akılları sıra. Bana laf sokma derdindeler. İşte başkan demiş ki transfer yapmayacağız. Teknik direktör demiş ki transfer yapmayacağız. Ama ben ee, transfer yapacakmışım. Öyle söylüyorlar. Yani benim transfer ya benim transfer duyumlarımdan ilgili diyorlar ki efendim şöyle böyle falan filan. Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ne diyeyim hakkımızda hayırlısı olsun. Çok ilginç tuhaf zamanlardayız ama şunu bilin. ya Bu adam boşu boşuna konuşmaz demeyi bir erdem sayın kendiniz açısından. Evet Fenerbahçe'den ilk kap geldi. Bugünün ilk kapı geldi. Neydi o ilk kapı arkadaşlar? Burak kap Kapacak kapıydı. Yani Burak kap Kapacak kapı geldi ve Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu. Çünkü bu çocuğun akıbetini hepimiz merak ediyorduk. Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den Burak kapacağı kiralık olarak kadrosuna kattı. Tabii Fatih Karagümrük bu transferi yaptı yapmasına ama e, yani Fenerbahçe'de bunu açıkladı. Fatih Karagümrük'ün açıklamasını alalım. Diyor ki Burak Kapacak Karagümrük'te Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Opsiyonla ilgili bir şey söylediler mi söylemediler mi bilmiyorum ama bana söylenen opsiyonluydu. Hani sonradan bir güncelleme geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana söylenen opsiyonluydu. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim en azından kendini gösterebileceği bir yere gitti. <laughs> Orada bizim Fatih, e, Fatih de, neydi ya çocuğun adı? Biz bir sabit kiralamıştık. Ad aklıma gelmedi şimdi. Neyse iki saat uğraşmayayım. O bile oynadı. Yani düşünün o bile hem de A takımda oynadı. Bakalım bu sene ne olacak? Göztepe'de Emir Ortakaya göz dolduruyor diye. Bunu kısaca değineceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Emir Ortakaya 2027'ye kadar uzattık. Göztepe'ye kiraladık. Ve Orada gerçekten 4 maç oynadı ve 4 maçta 11'de sahaya çıkıp 90'ar dakika süre aldı. Performansına göz doldurdu. 18 yaşında kendisi. 18 yaşında arkadaşlar. Yani 18 yaşında ve Allah nazardan sakındırsın. Böyle Burak Kabacak da inşallah benzeri olur. Pedro'nun menajerinden Fenerbahçe itirafı diyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna katılacağı Pedro'nun menajeri Marco Pigioli transfer sürecine ilgili açıklamalarda bulunmuş. Bu arada benim dikkatimi ne, ne çekti biliyor musunuz? Pedro yarın yedek. Nasıl yedek? Yedek. Yedek arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar Jorge Jesus Avrupa maçı öncesi basın toplantılarına kiminle birlikte çıktıysa Ertesi gün mutlaka o yedek oluyordu. Yani kiminle birlikte çektiyse hep yedek oldu. Yani hep yedek oldu, hep yedek oldu. Ee, Hakkımızda hayırlısı olsun. Muhtemelen yarın da Cao Pedro yedek olur diye tahmin ediyorum. Haberiniz olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar. Cao Pedro'nun ilgili açıklamaları var. Başlangıçta Galatasaray'ın yoğun ilgisi vardı diyor. Doğru. Görüşmeler uzayınca Fenerbahçe devreye girdi. Sonra oyuncuyla birlikte iki teklifte değerlendirdik. İki takım arasında seçim yapmak zor olsa da Fenerbahçe'yi seçmenin doğru olacağına karar verdik. Çagliari'de de, de anlaşılması lazımdı. Fenerbahçe ihtimalini duyunca oyuncunun çok heyecanlandığını söyledi. Çünkü Fenerbahçe her futbolcuyu heyecanlandırır. İtalya'dan da teklif aldık diyor. E, Torino, Monza ve aradan Salernitana'nın da istediğini ama için farklı bir deneyim yaşamak istiyorum demiş. Benim damarlarını kesin sarı lacivet akar demiş. Ve cevap Ce Pedro, Pedro, o şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş. Bak burada önemli olan bir husus var. Cevap Pedro'nun Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe mi Cevap Pedro'nun yolunu tuttu? Bunu izah gerek yok. Gördünüz yürüdü ve tuttu. Şimdi bunu tuttular sonradan tutmadı mı dedi. Ya bunlar bir takım uydurma laflar ya. Siz bunlara aldırmayın. Şimdi e, bugünün en bomba transfer haberi neydi? Tayper e, şey Tayip Talha Sanuç. Az kalsın. <laughs> Az kalsın sıradaki haberi e, farklı bir yerde yapmak zorunda kalacaktım. Tayip Talha Sanuç. Adana Demirspor'da forma giyiyor. Bakın arkadaşlar, ben dedim demekten nefret ediyorum ama şu anda bizim kanalın takipçilerinin yarıdan çoğu Tayip Talha Sanuç ismini ezberebiliyor. Yarıdan çoğu niye biliyor biliyor musunuz? Şu adam bir buçuk senedir diyor ki Tayip Talha çok iyi ligine ne isim? Samet Akaydın da iyi ama Trabzonspor alt çıktı için Fenerbahçe'ye gelme durumu hemen hemen yok gibi. Hatta kanalımızı yakın zamanda takibi aldıysanız hatırlayın. Tayyip Talha da bizim Muhammed Gümüşkaya gibi İslami olimpiyatlarda oynadığı için yani İslami olimpiyatlarda oynadığı için yoktu milli maçta. Ben hatta çok ama çok seviniyordum. Gerçekten çok ama çok seviniyordum. Diyordum ki ulan Tayyip Talha bize karşı oynamayacak. Çok çok iyi diyordum. Diyordu ki arkadaşlar ya hocam bu kadar da abartma. Altı üstü sıradan bir topçu diyorlardı. Sıradan bir topçu değil. Tebiyesi evde. Sıradan bir topçu değil ya. Ya sen adam bir topçu olsam ben bu kadar üstüne düşen miyim ya? Ya adam adam size diyorsunuz bundan sonra Aziz Başkan konuştu. Neyse. Şimdi Tayyip e, onun arkadaş çok da sıkıntı şey sıkıntılı bir şey var ya. Yani dil sürçmesi yaşarsam kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> hani Tayyip ismine aşina olduğumuz için Talha diyeyim ya. Talha diyeyim. Yok hocam bu sefer de Tayyip ismini mi beğenmedi derler. Sanuç diyeyim. Hocam ne soyadı kanunu çıkalı yıllar oluyor. TTS Hocam keşke tatil olsa. Ulan ETS değil TTS. <laughs> Neyse. Bu arkadaşımız Adana Demirspor'un genç yıldızı arkadaşımız ee, Fenerbahçe yolunda diyor. Beşiktaş'ın da ta talebi var ama Fenerbahçe'de devreye girince işler değişti. Sevgili kardeşlerim Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tayyip Talha Hasan Uç'un transfer için Fenerbahçe oyuncuyla da görüşüyor. Oyuncunun şartlarını soruyor. Beşiktaş 1.4 milyon euro önerdi. Taksit öderim dedi. Onda da na'un av dedi. Ödeme bir da sorun olacak. Na'un av diyen oyuncu böyle oldu. Karabük Spor. Karabük Spor altyapısına yetişen. 2018 yılında 245 bin euro bedeli Adana Demirspor'a transfer olan futbolcu. Bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı. Bir de gol attı. 90 artı 6'da attı golü. Ee, Tayyip'in şu anda yani kafasındaki tek hedef 2022-2023 sezonunda sezonda nereye gideceği şeklinde. Ulan arkadaş ne desem başka yere çekmeye çok müsait. Ya da küfür etmiyoruz bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani çok da ayıp yani ayıp bir şey söylemiş, söylemişliğimiz yok. Şimdi Hocam dün sen ne dedin? Dün ben demedim. Murat Sancak dedi. Murat Sancak dedi ki Tayip Talha Sanuç Belçika'ya transfer ediyor. Hatta Tayip Belçika'ya gidiyor deyince milleti bir sevinç kapladı. Açıkçası ben sevindim. Niye sevindim? Beşiktaş'a gideceğine Belçika'ya gitsin. Yani bir an önce gitsin istedim. Beşiktaş'ın teklifi oldu ama anlaşamadık dedi. Bu birinci kısımdı. Belçika ekibi o, -Osten e, o Osten'de Adana Demirspor'la anlaşmaya varmıştı ama olmadı. Bugün ise iş değişti. Nasıl iş değişti? Her şey değişti. Beştaş bir teklifte bulunuyor. Bu sosyal medyadaki konuşulanlara göre 1.4 milyon euro. Ya da 1 milyon 450 bin euro şeklinde. Yani bu bu şekilde arkadaşlar. <laughs> 1.4 milyon euro şeklinde. Yalnız ee, Beştaş'ın Beşiktaş'ın anlaşamadığı iddialar da ortaya atıldı. Neden anlaşamadı? Beşiktaş demiş ki biz bunu işte başka takımlar gibi çok taksitli ödeyelim demiş. Öyle söyleyeyim. Kimseye de sataşmış olmamış oluruz. Biz ne desek sataşmış oluyormuşuz ya. 3 taksitle 3 yılda ödeyelim demiş. Fenerbahçe demiş ki ya ulan peşin paramız var bizim basalız para Ben de olmasa Ahmet Bey de oluyor. Onun da olmasa Şekip Bey Ya onun da olmasa gider mu Türkiye'den mu demiş Fenerbahçe peşin vereceğiz demiş. Ve Fenerbahçe Tayyip için resmi teklifi yapıp Adana Demirspor'la görüşmelere başlamış. Son dakikayı ver. Böyle olmaz ekrana ver ha. Fenerbahçe Tayyip Talha için Kulüp Adana Demirspor'la resmi olarak görüşmelere başlamış ve resmi teklifini iletmiş durumda arkadaşlar. Burada da okuyuz. Hem fikiriz. Şimdi Sercan Bey de Yağız Bey de çeşitli haberlerde bulunuyorlar. Yani iki, iki tarafında devrede olduğunu e, önerilen rakamın birbirine çok yakın olduğunu hatta Fenerbahçe 1.4 Beştaş 1.4 olarak söyleyeyim. Ya arada 50 bin euro var. Azımsamayın arkadaşlar. Bugün 50 bin euro olsa Peugeot 3008 mi olurdu? Yani oyuncunun kararı çok önemli diyor. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş fiyat yükseltti diyorlar. Fenerbahçe 1 milyon bin euro. Ve diyor ki ya iki taksit de bu sene içinde ödeyelim. Ya da peşin. Beşiktaş ise 3 sene içinde 5-6 taksit halinde ödemeyi istiyor. Yani Adana Demir Fenerbahçe'nin teklifine sıcak. Sonraki satışlarında %15 pay talebinde bulunuyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben olur olmaz bir şey diyemem. Yani Tayyip kimden yana olur bir şey diyemem. Ama biz eğer Tayyip'i alır, Tayyip'in desteğiyle hareket edersek kesinlikle şampiyon olabiliriz. Ben yani bunun lamıcımı yok. Çünkü Tayyip <laughs> bu ligdeki yani bu ligdeki en net isimlerden birisi olur. Ya açık söyleyeyim arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Yani ne derseniz deyin. Tayyip transferi ligin dengelerini alt üst eder. İstediği kadar rakipleri transfer yapsın. Eğer biz Tayyip'i transfer edersek ligin dengesi şaşar. Niye? Ya bir sürü stoper konuşuyoruz. Bir sürü sağ stoper konuştuk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Evet her birisi değerli ama Tayyip'i transfer edersek bütün stoperlerden daha önemli. Şimdi Serdar Aziz yok diyelim. Serdar Aziz olmayınca sen o sahayı yazamıyorsun. Farkında mısın? Bak Serdar Aziz yoksa o sayıyı yazamıyorsun. Yani bir Serdar'ın olmayışı iki, iki futbolcuya bedel. Şimdi Nagala konuşuluyor, Ebile konuşuluyor, Nagala konuşuluyor, Nao -na -na konuşuluyor. Hepsi konuşuluyor. Ama ben açık söyleyeyim size Tayyip bir başkadır. Gerçekten Tayyip çok başkadır. Ee, yani iki senedir izlediğim Tayipten bahsediyorum. Gerçekten çok başkadır. Yani çok çok ilginç arkadaşlar. Ee, bunun dışında ne söyleyecektim? Bunun dışında da çok şeyler söyleyeceğim. Ama fazla uzatmak istemiyorum sözü. Çünkü konuşmam gereken çok fazla şey var. Ben e, ee, şeye aldım. William Trust Ekong. Bu isim Fenerbahçe ve bazı Türk kulüplerinin ilgisine rağmen Watford'da kalma kararı almış arkadaşlar. Hani ben bu sabah verdim ya. Hani Fenerbahçe'den Trabzonspor'u birbirine düşürmeye çalışıyorlar diye. Bugün de ilginç bir şekilde demişler ki futbolcu Watford'da kalıyor demişler. İlginç. Gerçekten çok çok ilginç. Ya bir yer daha var ama onu da diğer videoda söyleyeyim. Ha şey Göztepe Beşiktaş'tan Aydın Hasic ve Emirhan Delibaşı kiralık olarak kadrosuna katmış. Mesela Hasic bir türlü Elif Elmas olamayan isim. Beştaş Elif Elmas olsun diye aldı ama bir türlü olmadı mesela. Farkında mısınız? Yani şu anda da yamancı kuralı değişsin diye ağlıyor bazıları. Yani lig başlamış, 5 hafta geride kalmış. Bazı takımların Türk futbolcuları kaliteli değil diye yabancı sınırı tekrar sınırsız olsun diye ağlayıp zırlıyorlar. Sezon devam ederken kural değişti diyelim. Fenerbahçe'de ligden çekildi diyelim. Ya da 3 tane daha takım ligden çekildi diyelim. Bunun geri dönüşü nasıl olacak? Çok çok ilginç. Mesela Trabzonspor Kovasi için kara günlükten 700 bin euro kiralama bedeli almış. 300 bin euro da şartlara bağlı bonus alınabilecekmiş. Ama Kovasi'nin 1.4 milyon euroluk maaşını ise Trabzonspor'u ödeyecekmiş. <laughs> Hocam öyle olmasına gerek yok ki. Yani 700 bin euroyu hiç vermesin ona vereceğine futbolcuya maaş olarak verseydi kara gümrük. 700 bini de be, Trabzon verseydi işte öyle olmuyor. Yarın bir gün bu yabancı sınırı değişse Trabzonspor da ayağa kalkacak diyecek. Arkadaş ben elimdeki Kovasi'yi hem de iyi para eden futbolcumu gönderdim sizin yüzünüzden diyecek. Bu işin sonu sıkıntılı. Yabancı sınırının değişebileceği duyumunu ilk ben vermiştim hatırlarsınız ama şimdilik bir şey yok arkadaşlar. Ya bir kardeşimiz bir soru sor. Daha doğrusu soru sormadı da benzer bir şey şey yapmaya çalıştım. Dedi ki Fenerbahçe maçından sonra işte 50 üyelik hediye etsem forma hediye eder misin? Kesinlikle hediye ederim. Direkt senindir forma. Yani 50 tane üyelik hediye edersen forma direkt senindir. Birileri de lan 50 üyelik 50 üyelik 500 lira yapıyor. 500 liraya gayet tabii forma alabilir diye. Yo ben imza falan atarım. Küçük bir not falan eklerim. Ne olacak? Yani takipçilerimize şey yapmayalım. Mı? Neyse arkadaşlar. Durumlar bunlar. Peki hocam. Sana göre kısa kısa söyleyeyim. Bana göre Tayyip olacak gibi inşallah. Burak kapacak gitti. Emir Ortakaya güzel gidiyor. Cao Pedro yarın bence yedek. Başka biz başka stoperlere de bakıyoruz. Satır aralarını iyi okuyun. Bir tek stoperle iş bitmeyebilir. Ben 3 transfere kadar beklediğimi söylemiştim. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. İşte nakala makala falan filan konuşuluyor. O olabilir. William Trust Ego'yu Ekong'u yalanlamıştım. Çok şükür kulübü de yalanlamış. Beni doğrulamış. Görüşmek üzere dostlar.